Sınavları sınav tekniğiyle hazırlanmak gerekir. Sınavlar dil eğitimine bir üst basamak olarak bence tanımlanması gereken ayrı bir kategoridir. Ülkemize dönelim. Nasıl üniversite sınavlarına özel tekniklerle hazırlanıyoruz? Ana dilimiz Türkçe olmasına rağmen Türkçe sınavına özel tekniklerle hazırlanıyoruz. Sınav teknikleriyle hazırlanıyoruz. Kesinlikle bu sorunun da cevabı teknikler olarak açıklanmalıdır. Sınav tekniklerinde TOEFL örneğinden gidebiliriz, GMAT örneğinden gidebiliriz, tıp sınavları ile ilgili örneklerden gidebiliriz. Kurumların kullandıkları Cambridge veya benzeri standartlardaki sınavlardan gidebiliriz. Bunların kendi kategorilerinde teknikleri var. Bu sınavın bir zaman kontrol yapısı var. İki, kimi sınavlar yapı değiştiriyorlar. Eskiden TOEFL'da bir telaffuzla ilgili bir konu yoktu ama TOEFL'da çok yüksek skor alan kişiler İngilizce konuşamıyorlardı. Bundan dolayı TOEFL'a artık konuşma kategorisi de eklendi. Hala konuşma kategorisi olmayan birçok sınav var. Dolayısıyla bu sınavın amacı nedir ve bizim amacımız nedir? Buna bakmak lazım. Bir örnek verelim. Diyelim ki Amerika'da üniversite okumak istiyorsunuz. O zaman TOEFL sınavını geçmeniz yeterli oluyor. Ama eğer master yapmak istiyorsanız, master programınıza göre, yani örneğin MBA yapmak istiyorsanız GMAT sınavını almanız gerekir. Mesela GMAT sınavı yarı sorusu matematik, ki biz Türklere çok kolay gelir. Yarı sorusu İngilizce olan bir sınavdır. Matematikten çok yüksek skorlar almak bizim için çok kolaydır, Türkler için söylüyorum. Matematik eğitim bizde çok kuvvetli olduğu için. Ama İngilizce sınavı ana dili İngilizce olan Amerikalıların üniversite bitirmişlerinin İngilizce seviyesini ölçmek amaçlı olduğu için çok yüksek seviyede tuzak sorular içeren sınavlardır. Her sınavın eğitim kurumu ve eğitmeni o konunun uzmanı olmalıdır. Bu konuda ülkemizde ne yazık ki bir dumanlı hava var. Yani ben çok eğitim kurumu görüyorum. Sınavları telaffuz ederek bu sınavların eğitimini verdiklerini iddia ediyorlar. Ama içeriğine baktığınız zaman eğitmenleri ya da kaliteleri o seviyede olmayabiliyor. Bu tuzağa düşmemek için ne yapmak lazım? Bir, bu kurumları tabii ki inceleyip sonuçta birisini seçmek lazım. Kurumları incelerken sonuç odaklı olmak lazım. Yani sizin geçen sene kaç öğrenciniz TOEFL öğrencisiydi? Bu öğrencilerin geçen seneki TOEFL skor ortalamaları nelerdir? Ya da siz işte Cambridge için veya işte herhangi bir Oxford'un şu sınavı için bir hazırlık yaptıysanız bununla ilgili eğitmeninizin background'ı nedir gibi soruları kurslara sormak kesin bir şart. Ve bu teknikleri eğer sağlayabiliyor ise bu kurslar, o zaman bu kursları almak ve kurslarda bu eğitimleri almak gerekir. İyi İngilizce biliyor olmak bu sınavlarda başarıyı sağlayamıyor her zaman. Sınav teknikleri açısından mutlaka kursu özellikle profesyonel anlamda iyi seçip değerlendirmek şart.